Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yelkenleri suya indirmek deyimi ne demek ve nereden geliyor? Ne demek olduğunu şu örnekle açıklamak isterim. Mesela bir kişi çok serttir ve hiçbir şekilde de prensiplerinden ödün vermiyordur. Ama bir gün bir kişi tatlı bir dille olayı anlatır ve o kişi der ki: "Doğru söylüyorsun, haklısın. Tamam, ben bu prensibimde geri adım atacağım." der ve yelkenlerini suya indirmiş olur. Yani prensiplerini bir başkası için değiştirmiş olur. Peki hikaye nereden oluşmuş? Bu deyim nereden geliyor? Bir Cenevizli tacir İstanbul Boğazı'ndan geçerken yerkenlerini Yelkenlerini Rumeli Hisarı'na yaklaştığı zaman indirmesi gerekirken indirmemiş. Çünkü Rumeli Hisarı'nın önünden geçilirken bütün yelkenli gemiler yelkenlerini indirirmiş. Bu bir saygı göstergesiymiş. Ve Fatih Sultan Mehmet bu yelkenlerini indirmeyen gemiye çok kızmış. Hemen demişler ki gemiyi uyarın yelkenlerini indirsin. Cenevizli tacir yelkenlerini yine indirmeyince gemi topa tutulmuş ve bu yelkenli gemi batmış. Dolayısıyla yelkenleri inmemiş, yelkenleri suya inmiş. Batmış gemi. Evet, yani dik duruşundan ya da prensiplerinden gemi fazlasıyla ödün vermiş. Gördüğünüz gibi geri adım atmış prensibinden diyebiliriz. Evet, bu deyim buradan geliyor arkadaşlar. Yelkenleri suya indirmek deyimi. Gemi batmış, yelkenler normalde İnceğinden çok daha fazla inmiş ve yelkenler suya inmiş. Evet uzunca anlattım sanırım ama e, videomu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ederim sevgiler.